Sultanahmet Meydanı'nı kana bulayan terör saldırısına ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada eylemi düzenlediği düşünülen Nabil Fadlı adlı canlı bombanın kimliğinin tespit edilmesinin ardından söz konusu şahsın güvenlik kamerasına takılan görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan terörle mücadele operasyonlarını yoğunlaştıran emniyet birimleri Antalya'da DAEŞ'le bağlantılı olduğu şüphesiyle 3 Rus vatandaşını gözaltına aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu son gelişmelerle ilgili yaptığı basın açıklamasında Sultanahmet saldırısının arkasındaki DAEŞ terör örgütünün bir piyon olduğunu söyledi. Saldırganın DAEŞ bağlantısı tespit edildi. Bu terör örgütünü kullanan arkadaki gerçek aktörler kimlerse onların ortaya çıkarılması için de yoğun bir çaba içindeyiz. Başbakan canlı bombanın Türkiye'nin izleme listesinde olmadığını, ülkeye mülteci olarak girdiğini bir kez daha yineledi. Saldırıda 10 yabancı uyruklu misafirin hayatını kaybettiğini teyit eden Davutoğlu, 6 yaralının halen hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.